çocuklar, bugünkü dersimizi bitirdik. Yarın derse gelirken hepinizin 10 lira para getirmesini istiyorum. Lütfen unutmayın. Hocam 10 TL'yi neden getireceğiz? Siz 10 TL'yi getirin, yarın açıklamasını yapacağım. Good afternoon children. Good afternoon teacher. Sit down please. Thank you teacher. Evet çocuklar, dün sizlerden 10'ar TL para getirmenizi istemiştim. Herkes getirdi mi? Getirdim. Arkadaşlar şimdi getirmiş olduğunuz 10'ar TL'leri bana getirmenizi istiyorum sizden. Kağıtlara yazdık. Bu numaraları şimdi çekip çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Yunus Emre gelebilir misin lütfen çekilişi yapmak için? Evet arkadaşlar, toplam 180 lira paramız oldu. Şimdi arkadaşınız sahipleri belirlemek için çekilişimizi yapacak. 5 numara. 5 numara kimdi? Benim öğretmenim. Evet, gel kızım böyle. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşınız diğer tarihi belirleyecek. 12 numara. 12 numara kimindi? Benim öğretmenim. Evet, gel oğlum sen de böyle. Evet, şimdi son tarihimizi çekiyoruz. 15 numara. 15 numara kimdi çocuklar? Benim öğretmenim. Evet evladım, sen de gel böyle. Evet çocuklar, çekilişimizi bitirdik. Seni şimdi yerine alabiliriz. Bugün 180 lira para toplamıştık çocuklar. İlk tarihimiz arkadaşımız olmuştu. Şimdi bu paranın 50 lirasını arkadaşımıza veriyorum. 20 lirasını ikinci tarihli arkadaşımıza veriyorum. 10 lirasını ise üçüncü tarihli arkadaşımıza veriyorum. Kalan 100 lirayı ise ben kendim alıyorum. Ama öğretmenim, bu haksızlık değil mi? 10'ar TL'leri biz verdik. Sadece 3 şanslı arkadaşlarımız paraları alabildi. Geri kalan 100 TL'yi de siz aldınız. Biz o arkadaşlarımız kadar şanslı olamaz mıyız? Evet hocam, aslında arkadaşımıza katılıyorum. Herkes 10 lira getirdi ama 3 tarihli arkadaşımız parasını aldı. Siz çekilişte değildiniz. Siz neden alıyorsunuz? Hocam ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Siz haksız kazanç elde ettiniz. Evet çocuklar, bugün burada sizlere Milli Piyango'nun ne kadar yanlış bir şey olduğunu göstermek istedim. Hepiniz 10'ar lira para getirdiniz. Ancak kazananlar sadece 3 arkadaşınız ve aynı zamanda en çok miktar parayı alan ben oldum. Bu gerçek hayatta da böyledir. Kumar oyununu oynayan kişiler değil, maalesef ki kumarı düzenleyen kişiler her zaman daha fazla kazanç elde ederler. Bu Allah tarafından da yasaklanmış bir durumdur. İnsanların alın terleriyle, emekleriyle para kazanılmaları istenir ve bunun karşılığında bir para elde etmeleri gerekmektedir. Bugün burada yanlış bir oyunu yaşadık ve gördük. Bu nedenle şimdi sizlere getirdiğiniz 10 liraları geri dağıtacağım.